Öncelikle Spring Kafka Microservice Orchestration, bir de alakasız bir şirket logo. Niye ki? Tahmin olan var mı? Logoyu daha çok muhasebe şirketi diye biliyorsunuz değil mi? Muhasebe yazılımları yapıyor. Aslında öyle değil. Farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Logo uzunca zamandır 2003'ten beri Java'ya yatırım yapıyor. Ve Java konusunda oldukça iddialı Platform as a Service projesini yakın zamanda tamamladı. Application Platform as a Service'den bahsediyoruz. Yani şöyle, 28 tane mikroservisten bahsediyoruz. Bunlar ERP'nin bütün fonksiyonlarını içeriyor. Bu şu demek, yaklaşık 1500'ün üzerinde API. Onun yanında bizim çözüm ortaklarımız var. Belki tanıyorsunuzdur. 800'ün üzerinde yazılım geliştiren firma bunlar. Bu arkadaşlarımız için 5000 kişilik bir developer ekosistemi, daha hızlı yazılım geliştirebilecekleri bir platform var etme amacıyla yola çıktık. Hayal ettik. Ve o hayalin devamını getirmek üzere bir platformdan bahsediyoruz. Bu platform IaaS agnostik, yani Infrastructure as a Service dediğimiz providerlardan bağımsız olarak istediğiniz herhangi bir ortamda çalışabiliyor. Private cloud olabiliyor, public cloud olabiliyor. Burada bunu gerçekleştirirken çok ciddi eforu polyglot development için harcadık. Yani burada Java developerlar var çoğunlukla ama tabii ki tek dil Java değil. Çoklu dil desteği olmazsa olmazdı. Biz de o nedenle mümkün olduğunca polyglot development'ı destekledik. JavaScript, Java, C Sharp ve diğer platformlar için hem kütüphaneler hem mikroservislerin geliştirilmesinde kendi yaptığımızı kendi üzerimizde test ettik ki daha olgun bir şey elde edelim. Bu da yetmez dedik. Madem bir platform var ediyoruz, bu platform doğal olarak veriyi toplayacaktı. Veri çok büyük miktarda olacaktı ve bu verinin gerçekten anlamlı bir şeye dönüştürülmesi ihtiyacı vardı. Makine öğrenmesini de as a service'e dönüştürüp platforma entegre hale getirdik. Şimdi diyebilirsiniz ki neden üründen bahsediyorsunuz? Aslında üründen bahsetmiyorum. Bunları yaptık. Tek bir amacımız vardı. Öncelikle açık kaynak kodun bütün gücünden faydalanalım istedik. Buradaki teknolojilerin çoğunu muhtemelen tanıyorsunuz. İşte Spring, Spring Boot, Kafka, Redis, Elasticsearch, Mongo, Postgre. Biz bunlardan faydalanıp ne yapmak istedik? Aslında bir acı noktası vardı. Hepimiz developer'ız. Bir şeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Developer olarak yaptığımız şey ne? Kavramsal bir konu buluyoruz. Bu konu için bir problem adreslemeye çalışıyoruz. Sonrasında bu problem için çözüm önerilerinde bulunmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi kaldıraç olarak bu çözümlerde kullanıyoruz. Kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi pratik bir fayda. Maliyeti düşürmek, daha çok scale edip daha az kaynak tüketmek ya da developerlar açısından daha önemli bir problemi çözmek. Time to market. Günümüzde özellikle yazılım sektöründe zaman eşittir para ama aslında alternatif maliyet. Siz bir ürünü var etmeye çalıştığınızda harcadığınız zaman rekabette olduğunuz kurumlar açısından da farklı alanlarda kullanılıyor. Ne kadar hızlı piyasaya girerseniz o kadar hızlı yer edinebiliyorsunuz. Araştırmalar gösteriyor ki bir fikri 6 aydan uzun sürede sahaya sürüyorsanız zarar edeceksiniz. Eğer fikriniz varsa çok hızlı
piyasaya sürmek zorundasınız. Biz bu platformu var ederken özellikle yazılım geliştirme platformunu ya da sürecini mümkün olduğunca kısa hale getirmeye çalıştık. Mümkün olduğuncadan kastım şu. Geçmişte Lego'dan bir şeyler yapanlar var mı? Özellikle Lego Robotics parçaları alırsınız, üst üste birleştirirsiniz. Çok teknolojiye hakim olmasanız da ortaokul çağındaki çocuklar bile işte uzaktan kumandalı araçlar, vinçler, birbiriyle etkileşim halinde sistemler kurgulayabilirler. Bunun yazılım dünyası için olanını hayal edelim. Kimlik yönetiminin bir servis. Muhasebeleştirmenin, fatura kesmenin, stok yönetimi yapmanın, pazar yeri entegrasyonunun, keş yönetiminin, yetkilendirmenin, monitoringin, her şeyin servis olarak sunulduğu, sizin sadece hayallerle sınırlı olduğunuz mikro servis dünyasından bahsetsek mümkün olabilir mi? Biz şunu hayal ettik. Dedik ki merkeze öncelikle eski nesil kurumsal veri yolu ya da enterprise service bus'ı koymayalım. Yerine high performant olduğu çok net bir şekilde test edilmiş Kafka'yı koyalım. Kafka bir messaging hub olsun. Ama bu messaging hub doğal olarak her işletmede bir sürece hizmet edecek. Sabahtan beri bazı session'lara katıldım. Session'larda tarif edilen şey genelde süreç. X olursa Y alertünü fire etmek isterim. Y olursa Z ile entegre olmak isterim gibi cümleler kurmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız Kafka'yı messaging hub olarak koyalım ve kod yazmadan mümkünse süreci tarif edelim. Hatta drag drop designer verelim. İstiyorsanız kod yazmanız için API verelim ve rahatça sadece business'a odaklanıp birkaç satırda istediğiniz sistemle entegre kod geliştirebilin. Bunun canlı örneğini de göstereceğim. Aslında temel fayda noktasında ne diyoruz? Fail fast to innovate faster. Yani benden daha iyi biliyorsunuz. Fail fast yapmaz iseniz fikrinizin doğruluğunu test etmek ciddi bir maliyet oluşturur. Maliyet, zaman, para, fırsat ekseninde sizi bambaşka bir noktaya sürükler. O nedenle fail fast günümüzde eğer başarılı olmak istiyorsak motto olarak kabul edilmesi gereken bir cümle. PaaS evreninden bahsettiğimizde biz şu anda neden bahsediyoruz? Test edilmemiş bir platformdan mı bahsediyoruz? Aslında hayır. Şu anda 16 binin üzerinde PaaS kullanıcısı var. Bu kullanıcılar iki kıtada, Türkiye'de değil sadece. İlginç bir şekilde yazılımda outsource olarak çok ciddi kaynak diye düşündüğümüz hangi ülke var? Hindistan. Evet. Platform as a Service şu anda Hindistan'da da hizmet veriyor ve orada dijitalleşme sürecini AWS Mumbai lokasyonundan destekliyor. Orada da çok ciddi kullanıcımız var ve ilk fikri yazılımın ana vatanı diye kabul edebileceğimiz, outsource'un ana vatanı diye kabul edebileceğimiz bir yerde yapmak istedik ki testimiz biraz zorlu olsun. Şimdi bununla ilgili bir demo yapsak, mesela Kafka'ya çok hızlı bir şekilde entegre olsak, toplam kaç satır kod yazarız? Bir mesaj üretsek, Kafka'ya register olsak, kullanıcı denetimi yapsak, kimlik yönetimi yapsak, kullanıcı doğru değilse hata mesajı versek, sign up sürecini yapsak, kaç satır kod yazarız? Var mı tahmin? 500? 1000? 2000? Tahmini olan? Buyurun. 10 satır. Biraz daha azaltalım. Hadi deneyelim. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakarsak,
Öncelikle kodumuz birkaç tane anotasyondan oluşacak. Şu slaydı sona erdirirsem tabii. Görebiliyor muyuz? Yukarıda bir tane anotasyon var. Enable Kafka. Mesajları da enable etsek olur mu? Birisi de loglama taksın bir zahmet. Kod açısından yazdığımız şey, mesajın jenerik olmasını istemiyorsak, bir zahmet beni birisi şu topiye register etsin. Kod yazmak istemiyorsanız, metodun içi boş olabilir de biz logladık. Toplamda yazılan kod satır sayısı 1. Peki çalıştırdığımızda ne oluyor? Çalıştıralım. Tabii bunun çalışması için benim VPN'de olmam lazım. VPN'im kopmuş, pardon. Öncelikle oraya bir connect olayım. Şu VPN şifresini bir alayım. Fazla güvenliyiz. Şifrenin ne olduğunu hatırlayamıyoruz. Evet, VPN'deyiz. Çalıştıralım. Aslında bu Spring Boot Skeleton application'ı Maven üzerinden artifektleri verebildiğiniz dependency'leri otomatik olarak konfigürasyondan, birazdan konfigürasyon dosyalarını göstereceğim. Sadece hangi mikroservisleri kullanacağınızı tarif ettiğiniz, tarifin yoğun olduğu, kodun az olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Şimdi bir sürü mikroservise register oldu, kendini diagnostiğe taktı. Başıma bir şey gelirse raporlama yapayım, servis çalışmıyor diye birine... Bunlar için kod yazmanıza gerek yok. Diagnose servisi otomatik olarak tanıyor. Servis durursa, çalışmazsa ilgili kişilere, projenin tenant'ı kimse ona mail atıyor. Şimdi bakalım. Bir UI geldi ama biz UI ile ilgili bir kod yazmadık değil mi? Hani servise register olsun da UI'nin kodu nerede? Bu bileşenler nereden geldi? Niye var? Her şeyi süreç olarak tarif edebilsek demiştik. Sürecin bir modeli olsa ve desek ki süreçte burası bir topiği dinlesin. Topikler neler olabilir? Herhangi bir uygulama. Biz pass kickstart'tan alsın dedik. Burada drag drop mesajı koyabiliyoruz. Sonrasında otomatik olarak mesajın değişkenleri geldi. Çünkü bir payload definition'ı vardı sistemde. Siz hani az önce tek satırlık bir tarif yaptık ya. Kullanıcı adı, şifre vesaire. Tek satır yazdığımız kod. O otomatik olarak sisteme register oldu. Ve dedi ki ben X uygulaması olarak, Kickstart uygulaması olarak şurada, şundan bahsediyorum. Ben Kickstart uygulaması olarak bir payload üreteceğim. Payload'umda da şu alanlarım var. Buraya döndüğünüzde register olmuştu. Mesajın bütün detayı var. İstediğinizi otomatik olarak eşleştirebildiğiniz bir ekran var. Ve tamamlıyorsunuz. Diyorsunuz ki sistemde Kafka'ya böyle bir mesaj gelir ise, peki geldi. Sonra kullanıcının onayı için bir form gösterelim. İyi de ben web development yapmadım. Onu nasıl yapacağız?
Burada drag drop designer ile formu tasarlayıp kaydettiğinizde otomatik olarak formu kullanabilir hale geliyorsunuz. Ve bu formun çıktılarından ne olacağını yine tarif ile formun outcome'ından al, şuna eşit olduğunda bu süreci tetikle gibi bir şey yapabiliyorsunuz. Peki deneyelim. Kullanıcı adı Java Day. Deneme. Soyad. Ve bir tarih. Ben bunu kaydettim. Beklediğim şey Kafka'ya bir mesaj atmasıydı. Kafka'ya mesaj attıktan sonra birisi kullanıcı create edildi diye bir mail gönderecekti. Ve mailin içeriği de şöyle bir şey olsun diye sadece tarif ettik. Bakalım gerçekten böyle bir mail geliyor mu? Sync yapalım. Mailimiz gelmiyor. Murphy'miz çalışıyor olabilir. Mail servisin VPN üzerinden erişiminde problem olabilir. Onu da loglamadan görebiliriz yine. Ama burada temel kavram şu. Sizin yazdığınız servisin Kafka'ya register olması ya da Eureka Service Discovery'ye register olması, diğer sistemlerle entegre olması veya başka kod yazabilmek için çok da efor sarf etmenize gerek kalmıyor. Burada login ekranını görmemiştik ama şöyle yaparsak, eğer token'ım olmasaydı ben bu servise login olmaya çalıştığımda otomatik olarak bir validation gelecekti. Bunun için özel bir şey yapmama gerek yok. Sadece yapmam gereken şey projemde PaaS konfigürasyonunda ben Identity Management'ı istiyorum. Authorize için, login için, logout için adreslerim bunlar. Bana verilen App ID ve App Secret bilgilerim de şudur diye tarif etmeniz bütün authorization, user sign up ve validation kısımları için yeterli halde. Hangi servisleri kullanmak istiyorsanız sadece vermeniz gereken şey servisin adresi ve hangi environment'ta çalıştığı. Burada mümkün olduğunca kod kısmını azaltıp fikre odaklanıp fikri eğer ERP süreçleriyle yani satın alma, satış ya da ticari bir şey yapmak istiyorsanız, onunla entegre hayal ediyorsanız bu e-faturadan tutun da yazar kasa entegrasyonuna kadar, maaş entegrasyonuna kadar ne hayal ediyorsanız sadece servis olarak tüketebileceğiniz, drag drop dizayn edebileceğiniz ve API olarak kullanabileceğiniz bir platform var. Java teknolojileriyle tamamen uyumlu ve son olarak şöyle bir şey söylüyoruz. Eğer kendinize güveniyorsanız takım arkadaşları da arıyoruz. Lütfen ziyaret edin. Belki birlikte çalışma fırsatı bulabiliriz. Sorularınız varsa isterseniz sorulara geçelim. Hemen konferansın verdiği URL üzerinden bakalım. Hop. Mikroservisler ile J platformun, bizim J platform ürünümüzü bilen bir arkadaş var. Bilemedim. Mikroservislerle J platformun entegrasyonu nasıl yapılıyor? J platformun kendisi de bir mikroservise dönüşüp zaten ERP servisleri olarak backend'de yer alıyor. Başka bir arkadaşımız demiş ki Kafka'yı scale edebilmek için kaç makine üzerinde koşturuyorsunuz? İşlediğiniz throughput size'ı ne kadar? Kafka'yı öncelikle Kubernetes üzerinde koşturuyoruz. Yani bir pod
ve makina resource'u tarif ediyoruz. Üzerinde scale metrikleri var. Gelen yüke bağlı olarak otomatik olarak yeni instance'lar açılıyor ve scale ediyoruz. Elastik olmak zorundasınız. Yoksa statik olarak X makine kadar değil. Ama ilk bir Kafka cluster'ı var. Bu da minimum 3 makineden oluşuyor. Kafka'ya veri aktarabilmek için kendi yazdığınız konnektör var mı? Evet, var. Kafka'ya veri aktarmak için zaten enable LBS messaging dediğiniz annotation otomatik olarak devreye giriyor. İsterseniz süreç üzerinden de veri aktarabildiğiniz API'lar veya drag drop designer'lar mevcut. Arkadaşlar çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun.